Sevgili öğrenciler, evde geçirdiğimiz saatler günlere, günler haftalara dönüşüyor. Biliyorum biraz sıkılıyorsunuz. Havalar güzel olduğunda dışarı çıkıp bahçede oynamak, açık havada gezmek geçiyor içinizden. Ama sağlığımızı korumak ve koronavirüsü tamamen hayatımızdan çıkararak okulumuza, arkadaşlarımıza yeniden kavuşmak için bir süre daha evde kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Öyleyse bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmek yapmamız gereken Hele ki okullar yeniden açılıp o aslında pek de sevmediğiniz sınavlar tekrar hayatınıza girmeden önce yapmanız gereken ne çok işiniz var? Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Görür gibiyim. Sanki biraz yüzünüzün şekli değişti değil mi? Sınav kelimesini duyunca bile strese girenleriniz çok. Ama o kadar da dert etmemelisiniz bu konuyu bence. Zamanı iyi değerlendiren bir öğrenci için hepsi çocuk oyuncağı. Ayrıca stüdyoda yanımda bulunan değerli psikolog konuğum Esra Ezmece ablanız size çok önemli tavsiyelerde bulunacak şimdi. Neler söyleyecek bir bakalım. Hoş geldiniz sevgili Hoş bulduk. Esra Ezmece. Evet ortaokul öğrencilerimiz özellikle bu süreçte tabii ki kendi abileri ablaları gibi evde kalan, kalmaya şu anda mecbur olan bütün gençlerimiz gibi zor bir süreçten geçiyorlar Hı -hı. ve bu zorluğun içinde bir de sınava hazırlanma boyutu evet. var. Çünkü hayat devam edecek ve o sınavlardan kurtuluş yok. Bu konuda onları rahatlatacak bir şeyler söylemenize ihtiyacımız var galiba. Evet. Şimdi tabii ki ilk olarak bu süreçlerde bunun geçici bir süreç olduğunu biliyoruz. Tabii. Aslında hep anlanmamız gereken şey bunun grip benzeri bir virüs olduğu ve bu süreçte geçici olan olarak bir şekilde diğer insanları korumak adına birazcık evimizde kalmamız gerektiği ama tekrar okul hayatımıza, diğer yaşantımıza döneceğiz. O Tabii. yüzden burada önemli olan kaliteli bir şekilde bu vaktimizi geçiriyor olmak, iyi vakit geçiriyor olmak evin içinde. Tabii dışarı çıkmaya çok alışkınız. Havaların da böyle hafif hafif güzelleştiğini görüyoruz. Ya. Ama bence e, evin içinde de güzel şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. E, öncelikle ders çalışma saatlerimiz belli ki 9'dan 12'ye kadar zaten eğitimimiz var. Evet. E, öncelikle size önereceğim şey eğitimin olduğu saatlerde mutlaka bir kere üstümüzdeki böyle gece yattığımız kıyafetleri değiştirmek. Değil mi? Evet o çok önemli. Çok önemli. Tabii ki de e, okul forması giymekten bahsetmiyorum ama e, böyle en azından gün içinde... E, giyebileceğimiz kıyafetleri giyersek sizin de o derse motive olmanız çok kolaylaşır. Çünkü bizim aslında davranışlarımızı değiştirdiğimiz zaman kendimizi daha iyi hissettiğimiz kesin. Çünkü davranışımızı evin içindeymiş gibi pijamalı kalırsak kendimizi kötü hissedebiliriz. O yüzden eğitimin de başına oturduğumuzda önceliğimiz kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Şimdi 12'ye kadar belli bir eğitimimiz var zaten. E ne yapacağız 12'den sonra? Önce belki yemeğimizi yiyeceğiz, dinleneceğiz. Sonra ama bence birçoğunuzun böyle sanatsal faaliyetlere yeteneği var. Nedir? Kimi müzik seviyor, kimi resim seviyor, Tabii. kimi belki boyama seviyor, kimi heykel yapmayı seviyor, seramik yapmayı seviyor, hamur yapmayı seviyor. Bence bu tarz şeyleri böyle programlayarak pazar gününden itibaren annenizle babanızla programlayın. Belki onun için alınması gereken araç gereçler olacak çünkü. Evet, evet. Anne babanız size onları alsın. İnternetten Mesela, sipariş verilebiliyor. İnternetten sipariş verilebiliyor bunlar. Çok güzel resim araçları var, böyle yapılacak evet. şey hamurlar var. Evet. Çok güzel oyun şeyleri var. Bence bunları yapmak önemli. Ee, onları böyle belirli saatlerde yaparsanız, böylelikle hem hep ekrana bakıp ya da hep ekranda çalışıp en azından gözünüzü yormaz ve en azından böyle bir hipnoz hipnotize olmak diyoruz. Çünkü elimizi kolumuzda kullanmak bize mutluluk veren şey. Tabii. O yüzden bunları da kullanmaya yatkın hale geliriz. Bir de bizler için, sizin yaş grubunuz için çok güzel spor aktiviteleri var hem de dansla birlikte yapılan aktiviteler evet. online online olarak. Hatta burada eğer belli sisteminiz varsa da arkadaşlarınızla birlikte bağlanıp o sporu da yapabiliyorsunuz. Hatta bu okul sistemlerinde de olan bir şey. Böylelikle günün en azından bir saatini böyle bir spor yaparak geçirmek bizim motivasyonumuz da arttırır. Şimdi bu süreçte tabii ki de birazcık ders çalışmaya vakit ayıracağız. İlaki. Ama bence bu saati pazar gününden itibaren çocuk seçmeli. Her gününe çalışacağı saati Çocuk seçsin. Aileler evet. ayarlamamalı diyorsunuz. Aileler yani ailelerle birlikte oturup pazar günü bence bütün güne program Hı -hı. yapsınlar hafta içi her güne ama orada aileyle birlikte seçerken mesela ben pazartesi günü 4 ile 5 arası kendimi derse ayırmak istiyorum ama salı günü 3 ile 4 arası yapacağım diyelim Tabii. ki. Yani o günleri ve o saati bence siz belirleyin. Çünkü burada sistematik çalışmak, programlamak çok çok önemli. Doğru. Programlarsanız eğer canınız sıkılmaz. Ha bu arada şu da çok önemli. Mesela programınıza ne kadar uydunuz? Programınıza uyduğunuz her şeye kendinize puan verin. Mesela pazartesi günü tüm programınıza uyduysanız, 10 tane programınız varsa diyelim ki 10 saatten bahsediyoruz. 10 puan verin kendinize salı günü sadece 5 tanesini uyabildiyseniz 5 Süper. bakalım bir haftanın sonunda kaç puan elde edeceksiniz böylece kendi başarınızda programı adaptasyonunuzda acaba bu program sizin için verimli mi uyabiliyor musunuz bunu da görebilirsiniz Süper bir fikir ayrıca aileler de belki bu puanlar belli bir noktaya ulaşınca çocuklarına ödül verebilirler Evet mi? bence de ödüllendirme olabilir gerçekten mesela e, 100'e tamamla ya da 5 günden hesaplayalım 50'ye tamamlamaksa bu program hafta içi 5 Hı -hı. günden eğer gerçekten mesela 35'in üzerindeki puanlamalarda güzel bir ödül, işte güzel bir film, güzel bir işte yeni bir oyun. Evet. Böyle bir şey yapılabilir ve bu da keyifli olur. Hem sizin kendinizi ölçmeniz açısından da keyifli olur. Çünkü aslında kendimize ölçerken, sorumluluk alırken sadece aileleri görevlendirmemek lazım. Kendimiz de bakalım. Neyde iyi, hangi süreci iyi yönetebildik, hangi o bir yaparken sıkılmadık, bunu da bilmemiz bu yaşlarda Doğru. kesinlikle çok çok önemli. Bunu da öğrenmiş oluruz böylece. Onun dışında akşam seçeceğiniz filmlerde de ailece oturup seyredebileceğiniz komedi filmi olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü e, biz filmlerden duygusal olarak etkileniyoruz. E, şu anda belki de hani evin içinde sıkılacağınız zamanlar olduğu için böyle mutluluk verici şeyler izlemek güzel. Ha bir de bir uyarım olacak mesela devamlı işte bu virüsün olması ile ilgili haberleri sizlerin takip etmesine gerek yok zaten bir şekilde çünkü her yer doğru haber vermiyor aslında doğru. o yüzden gerçek haber kaynaklarından 5 saatte bir bile haber alsanız. Yani zaten çocuklar olarak biliyoruz ki çocuklar neyse ki e, güvendeler bu süreçte. Çok etkilenmiyorlar bu hastalıktan. E, bunu bilmek de güzel, umut verici ama sizin diğer insanları etkileme potansiyeliniz var. Yani aslında şu anda en güçlü ve etkileme potansiyeli olan çocuklarımız Evet, güçsüzde güçsüzde <laughs> evet, güçsüzde olduğu için de diğer insanları etkilememek ya da ee, bir şekilde bunun bulaşmasını azaltmak adına sizlerin evde olması ama evde olurken de güzel vakit geçirmesi çok önemli o yüzden bu programlama sistemi gerçekten sizde işe yarayacaktır ama bu arada gün içinde mutlaka şimdi güneş geliyor. Şimdi biz hiç mi güneş almayacağız camımızı açalım güneş gelen bir bölgede bir yarım saat oturup balkona kitap okuyalım balkona <laughs> çıkalım bir güneşimizi atalım bu D vitamini de neydi bağışıklığımızı güçlendiriyor Tabii. o yüzden bir bir kitabımızı mesela balkonda güneşin altında okumak bu arada kitap okumak için çok da güzel bir zaman ama ben buradan ailelerinize de söyleyeceğim kitap okurken onlar telefonlarıyla oynarsa bilgisayarla ilgilenirse televizyon seyrederse olmaz. Bunda siz de haklısınız. Birlikte oturacağız. Sonra kitap hakkında birbirimize yorumlar yapabiliriz. Sohbet edebiliriz. Değil evet. mi? Bence e, en güzeli birlikte yapılan kitap okuma saatleri. E, kitapta mesela ne okuyabiliriz? Bu aralar bence klasikleri okumak için de güzel bir fikir. Çünkü onların mi? ileride bize çok katkısı olacaktır. Bu süreçlerden alakasız güzel klasiklerimiz var. Çok güzel. Hem Türk edebiyatından değil hem de mi? dünya edebiyatından. Bence onları okumak da güzel vakit geçirmenize sebebiyet verir. Unutmayacağız ki ne kadar kaç yaşında olursak olarım kendimize kattığımız her şey ileride mutlaka bize pozitif olarak geri döner. Şüphesiz. Mutlaka biri bir gün Belki bir kız bilmiyorum size bir soru sorar. Siz öyle bir cevap verirsiniz ki çok onun da güzel kahramanı bir kahraman olursunuz. Evet onun için kendimize katkı sağlayacağımız her şey avantaja dönüşebilir. Çok doğru. E, bilgi birikimin her zaman faydası vardır. O yüzden de burayı birazcık kendimize katkı sağlayacağız. Çok haklısınız. Çok güzel bir motivasyon konuşması oldu. Sevgili ortaokul öğrencilerimiz de bundan herhalde biraz heyecan duymaya başlamışlardır. Buradan yola çıkarak aslında onların Ailenin mutluluk kaynağı olabileceklerini de isterlerse eğer söyleyebilir miyiz Esra? Hanım? Kesinlikle öyle. Zaten e, aileler için bu yaş grubu çocuklar onlarla iletişimde olmak çok çok önemli. Bir de artık bu yaştaki çocuklar çok internet falan sizler takip ettiğiniz için çok güzel böyle kapsler, kısa kısa videolar evet. ailelere gösteriyorlar. Benim de 11 yaşında oğlum var. Geliyor böyle komik komik şeyleri, videoları bana gösteriyor. Onun için çok keyifli bir sohbet ortamı olabiliyor. Belki siz de böyle değişik şeyler bulursunuz Ailenin yüzünü güldürmek biraz sizin de elinizde Kesinlikle. bulduğunuz şeyleri ailelerinizle paylaşın biraz sohbet edin belki kendi hayatınızda istediğiniz şeyleri çok ailenize bahsedebileceğiniz zamanlar olmayabilir çünkü anneler çalışıyor babalarımız çalışıyor o yüzden çok aile içinde olabileceğimiz zamanlar da olmuyor. Belki bu süreci ilerideki mesleğiniz hakkında düşünmek için, belki anne babanızın bazı size yaptığı yanlışları ya da bazı davranışlarından hoşlanmadığınızı ifade etmek için güzel de bir zaman olabilir. Mesela ailemize şöyle söyleyebiliriz ya anne sen bana böyle davrandığında benim hoşuma gidiyor, keyif alıyorum diye. Bunu her anne baba yetişkin etkilenir bu konuşmadan. O yüzden kendi hissiyatımızı mutlaka ifade edelim. Kendi hissiyatımızı ifade etmek için bence çok güzel bir zaman. Bu arada tabii ki sadece rahatsız olduğumuz şeyleri değil, mutlu hissettiğimiz, arkadaşımızla kavga ettiğimizde hissettiğimiz ya da arkadaşımızla hangi arkadaşımızla birlikte olduğumuzda ne hissettiğimizi de ifade edelim. Ha bu arada ailenizi siz de hatırlatın. Bazen her zaman aileler bilemiyor. Bazen hayır demek sizin de hakkınız. O yüzden hayır demeyi öğrenmek şimdiden ilerideki zamanlarda da hayır demeyi öğrenmenizi kolaylaştırır. Böylece yaşamın içinde özgüvenli olmanızı da kolaylaştırır. Bazen ailelere hayır diyebilelim. Evet, Bence ama şimdi aileler bazı bazı öğrenciler bunu şu şekilde değerlendirmesinler. Oğlum ders çalış. Hayır. Böyle bir şey var mı? Ama biz zaten konuştuk. Pazar <laughs> günü programımız var. Programa uyuyoruz. Harika. Ama onun dışında mesela bazen hani Programın dışında biraz bir saat çalıştım bugün iki saat çalış derse hayır anne pazar günü anlaştık bir saat çalışacağım salı iki saat mesela Herkesiniz. bunu diyebilir. Çünkü zaten bu programımız dışındaki şeyler programımızı zaten yapacağız ve ona mutlaka adapte olacağız. Bu bizim aslında kaygılarımızı da azaltan bir şey. Biz biraz tedirginliklerimiz oluyor sınav öncesinde ya da sınav nasıl geçecek, ne yapacağız, bu süreç geçince ne yapacağız? Eğer bir şeyde programımızı bilirsek her zaman kaygımız az olur. Biz bilmeyi seviyoruz. Kontrolün elimizde olmasını seviyoruz. Program yaparsanız kontrol sizde. Çok güzel. E, sınav dediniz de ben biraz sınav boyutuna geçmek istiyorum. Çünkü şimdi gerçekten bu süreci sanki hiç geçmeyecekmiş gibi düşünenler birazcık dersleri de serdiler. Biraz böyle kendilerine internetin büyülü dünyasına kaptırdılar. Ama sınav zamanı yaklaştıkça inanıyorum ki bir gerginlik başlayacak herkesin evet. içinde. Bu gerginlikten nasıl koruyabilir çocuklar kendilerini? Şimdi öncelikle gerginlikten korunmak için sınava değil sürece odaklanmak lazım. Şimdi şöyle işte sınav geliyor sınav geliyor bunun bir bir sonucu yok. Sürece odaklanmak, sürecine demin bahsettiğimiz program aslında. Eğer siz zaten sistematik olarak ders çalışmanızı programlarsanız sınavı da düşünmek zorunda kalmazsınız. Çünkü siz zaten süreci iyi geçiriyorsunuz demektir. O yüzden devamlı bir şekilde sınavı düşünmeyeceğiz. Biz süreci nasıl iyi geçirebileceğimizi, nasıl hangi saatler aralarında dersi iyi öğrenebildiğinizi, hangi derslerde daha iyi olduğunuzu siz daha çok iyi bilirsiniz zaten. İşte ben matematikte başarılıyım ama fizik işte o kadar iyi değilim, biyolojim şöyle diyerek. Siz hangi alanda iyiyseniz ona belki daha az vakit ders çalışma vakti ayırıp diğerine daha çok vakit ayırıp belki öğrenme süreciniz daha yavaştır orada onu öğrenmek lazım. Yani programa odaklanacağız. Ve burada şu çok önemli olumluya odaklanacağız her zaman. Olumsuzu e, olumsuza odaklanmak yok. Olumluya odaklanmak ne? Yapabildiğimiz şeyler. Bakacağız ben matematiği bak bugün hızlı daha hızlı çözdüm. Ha bu bana bir puan. Neyde iyiysek onu kendimize hatırlatıyoruz. Devamlı yapamadığımız şeyi hatırlatmak yok. Mesela ben çok iyi değilim fen bilimlerinde. Öyle bir durumum varsa, eğer siz iyi değilseniz onu iyi yapmak adına kaç saat çalışmam gerekiyor? Onu düşüneceğiz. Yani negatif bir şey düşünüyorsak hemen aklımıza ne gelecek? Çözüm yolu. Eğer çözüm yoluna odaklanır, olumlu olduğumuz şeyleri de kendimize tekrar tekrar hatırlatırsak motivasyonumuz çok yükselir. Bir de diğer bir süreç var. Hiç kimseyle kendimizi kıyaslamıyoruz. Biz olduğumuzun en iyisi olmaya çalışacağız ne arkadaşımızla ne işte kardeşimizle ne komşunun çocuğuyla ne başkasıyla kendimizi kıyaslayamıyoruz. Herkes her bireyimiz hepimiz farklıyız. Hepimiz farklı alanlarda başarı oluruz. Bu sizin evet ders başarısı çok çok önemli, güzel bir şey ama bu sadece sizin hayattaki başarınızı ölçmüyor belki birçok alanlarda farklı yetenekleriniz de var. Ama burada başarılı olursanız farklı yeteneklere ulaşmanız da kolaylaşır. O yüzden bu sizin kişilik yapınız ya da hayat başarınız değil, ders başarınız ama biz yine de bunun en iyisi olmak için çabalayacağız. Evet yani biraz özgüven de sahibi olmak için de gayret göstermek gerektiğini aslında çocuklarımıza biraz aktarmaya çalıştınız. Evet. Evet çünkü özgüvenli olursak kaygılarımız azalır. Bu arada kaygı nedir birazcık anlatayım Hı -hı. ben sizlere de. Herkes belki kaygıyı çok tanımlayamayabilir. Eğer sınavı düşündüğünüzde böyle kalbiniz hızlı hızlı çarpmaya başlıyorsa, böyle biraz terlemeye başlıyorsanız, stres oluyorsanız, tedirgin oluyorsanız, böyle içiniz sıkılıyorsa biraz kaygılısınız demektir. Ha bu arada da Biraz kaygı sizi motive eder. Bu iyi. Ama böyle çok stres oluyorsanız ...bu kaygı yüzünden oturduğunuzda... ...ay ben bildiklerimi de unutuyorum galiba diye korkuyorsanız... ...bu kaygımız çoğalıyor demektir. O zaman bize zarar vermeye başlar. O yüzden burada eğer çok böyle kaygılanmaya başladığınızda... ...ben şunu tavsiye ediyorum. Çok güzel internetten siz de bakabilirsiniz. Bizden daha iyi biliyorsunuz interneti kullanmayı. Çok güzel gevşeme egzersizleri var. Hı -hı. Böyle akşam üzerine bir gev gevşeme egzersizi koyabiliriz. Böyle kaslarımızı kontrol ediyoruz. Nefes alışımızı kontrol ediyoruz. Çünkü demin anlattım ya. Kaygılı olduğumuz zaman böyle hızlı hızlı nefes almaya çalışıyoruz. Biraz böyle nefesimizi kontrol etmeyi öğrenirsek hep dediğim gibi bedensel fonksiyonlarımızı kontrol ettiğimizde kaygı duygumuz da azalmaya başlıyor. O yüzden böyle akşam üzerileri böyle bir yarım saat internet üzerinden bakabileceğiniz Gevşeme egzersizlerine Nefes egzersizlerinize odaklanırsanız Bu kaygınızı da kontrol edebilirsiniz O yüzden Sürece odaklanmak dediğim gibi çok önemli Olumlu yanlarınıza odaklanmak Çok önemli Programlamak çok çok önemli Ve onun dışında Hayatta Hedefe de odaklı olacaksınız ama hedefiniz hep uzun vadede. Mesela ben diyorum ki kendinizi böyle gözlerinizi kapatın. Bir doktor olarak hayal edin. Mutlu musunuz o sürecin içinde? Motivasyonunuz düştüğünde üniversiteye gitmişsiniz, delikanlı ya da genç bir hanım olmuşsunuz. O üniversitenin içinde nasıl hareket ediyorsunuz? Bir doktor oluyorsunuz. Nasıl hareket ediyorsunuz? Kapatın gözlerin. Sizin hayal dünyanız da güçlü. Böyle bir hayal edin. O size çok motivasyon sağlar zaten çok güzel söylediniz. Şimdi bu özgüvene sahip, bu çalışma arzusu içindeki öğrencilerin Evde son zamanlarda eminim yaşadıkları şöyle bir sorun vardır. Kardeş kavgaları. Evet. Bir evin içinde, bir ailede olmazsa olmaz bir şeydir ama bu her zaman tolere edilir. Çünkü anne baba akşam eve geldiğinde çocuklarla diyaloglarını güçlendirdiğinde, normal düzenden bahsediyorum. Bir şekilde bunu dengelerler ama şimdi her gün birlikte olan kardeşler birbirleriyle daha çok didişir hale geldiler diye düşünüyorum. E, bu anlamda Bizim ortaokul öğrencilerimize neler tavsiye edersiniz? Ka kavga iyi midir? Belki birazcık da iyidir. Evet, da bilmiyorum. Birazcık <laughs> kavga aslında çözüme de ulaşıyorsa sonuçta iyi olabilir. Ama tabii eğer sürekli bir şekilde tartışma çıkıyorsa burada bence hem kendimiz çözebilecek gibi hem de ailelerimizden yardım da isteyebiliriz. Mesela Mutlaka aileleriniz o sırada küçük kardeş bile olsa ona ayrıca bir program yapıp ayrı bir odada yapabilirse bunu siz de kendi odanızda ders çalışma sürecinize aktivitenize. Böylece kendiniz bireysel olarak kendi alanınıza katılabilirsiniz. Buradaki süreçte aileden yardım istemek çok önemli. Çünkü bazen kardeşler birbirlerine ne kadar uyumlu olsa da bir abi, abla e, olsa da çok dinlemeyebiliyor. Ama aileler bence bunu koordine etmeli. Bunun yardımını, desteğini mutlaka aileden isteyin. Sizin kendi alanınız olmalı. Kardeşiniz de kendi alanında güzel şeyler yapabilir, farklı şeyler yapabilir. O yüzden iki odanız bile olsa bir odada sizken bir odada siz ayrı ayrı olun ama sonradan tabii onunla birlikte yapacağınız aktiviteleri de planlayın. Tamamen ayrı olmayacaksınız ama ayrı ayrı böyle güzel keyifli vakit geçirdikten sonra belli saatlerden sonra bir araya gelebilirsiniz ama burada ailenizden yardım istemek bu süreci organize etmesi için çok daha etkili bence. Çok doğru söylediniz ayrıca kardeş olmadan da hayatın hiçbir anlamı, anlamı yok, yok. Ee, böyle bir bütünlük içinde çok daha kolay geçecek bir süreç ama ben e, kendi çevremden de biliyorum genellikle büyük olan küçük olan üzerinde biraz tahakküm kurma eğiliminde oluyor git bana su getir git benim yemeğimi getir işte git bana odamdan bir şey getir şurayı topla gibi küçük emirlerle kardeşini bu süreçte yönetmeye çalışanlar da var bu e, küçük tarafından kabul mü edilmeli yoksa büyük bunu yapmamalı mı? Bence tabii ki her zaman bunu bunu yapmak doğru bir şey değil. Şimdi sonuçta burada da denge önemli. Kardeşinizden bir şey istiyorsunuz ama siz onun için ne yapıyorsunuz? Eğer mesela orada karşılıklı bir şey alışveriş varsa yani karşılıklı siz birbiriniz için bir şey yapıyorsanız bu güzel. O yüzden burası aslında tam karşımızdaki kişiyi anlamak için de güzel bir süreç. Bazen birinden bir şey isterken yani arkadaşımız olsun, kardeşimiz olsun hep şöyle düşünelim bu bana yapılsa ben nasıl hissederim çünkü biz aslında hissiyatlarımızı çok anlama eğilimindeyiz biliyoruz da o yüzden size yapıldığında hoşlanmadığınız şeyleri başka kişilere yapmamanız güzel bir davranış olur. Çünkü bu aslında hem de adaletli bir davranış olur. Bu yaşlardan itibaren adaletli davranmayı bilirsek ileride bize karşı yapılabilecek negatif davranışları da önlemiş oluruz. Çünkü bizim yaptığımız şey ileride bize karşı yapılacak bir şeyi de engellemek için yaptığımız adım aslında. O yüzden önce düşünün bakalım bir abiniz, bir ablanız olsa Devamlı sizden bir şey istese, devamlı sizi çalıştırsa hoşunuza gider mi? Eğer hoşunuza gitmiyorsa siz de onu kardeşinize yapmamanız daha doğru olur. Çok güzel bir cevap oldu bu. Şimdi sizin de 11 yaşında bir oğlunuz evet. var bildiğim kadarıyla. Bu süreci nasıl geçiriyor? Bize birazcık somut bir örnekten yola çıkarak anlatır mısınız ve ona bu süreci daha mutlu geçirtmek için siz bir anne olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, tabii ki 12'ye kadar ders saatimiz var. Biz kalkıyoruz sabahtan, kahvaltımızı ediyoruz. Kıyafetlerimizi mutlaka değiştiriyoruz. Bahsettim, çok önemli. Çünkü gerçekten bir gece kıyafetiyle, pijamayla ile oturursanız uykunuz gelir o derste. O kesin bir şey. Çünkü kıyafetler de bizi ne yapıyor? Yönlendiriyor Tabii. aslında. Onun için güzel eşortmanlarımızı, kıyafetlerimizi giyiyoruz. Derslerimizi yapıyoruz. Dersler bittikten sonra böyle onun güzel bir keyif saati var. Ee, i̇şte arkadaşları ile görüntülü olarak oyunlar oynayabiliyor. Ve orada sohbetler ediyor, oyun oynuyor. Oyun saatimiz bittikten sonra e, benim oğlum resim yapmayı çok sever. Resim saatimiz var aslında güzelce resim yapıyor. Ondan sonra resim saati bitince kitap okuma saatimiz var. Kitap okumayı da çok seviyor. E, belli kitapları okuyor. sonra biz birbirimize de anlatıyoruz kitaplarda. E ne olmuş ne yapmış hatta bazen bana diyor ki ya geçmişte bu mu oluyormuş klasikleri okuduğumuz için bazen geçmişteki şeyler ona komik geliyor ya diyor bu mu oluyormuş falan diyor ne kadar işte e, bu gerçek mi anlatılanlar falan eski zamanlarda böyle şeyler olmuş mu diye kitap okuyup konuşuyoruz. Bazen kendi içimizde dalga geçiyoruz. <laughs> espri yapıyoruz. Benim oğlum da çok esprili. Ne güzel. Böyle güldürüyor beni gerçekten size mutluluk veriyor bana <laughs> mutluluk veriyor gerçekten çok esprili de onun dışında akşam üzeri saatimizde böyle kendimize ait tabii oyunlara devam ediyoruz çünkü arkadaşlarıyla oynadığı birlikte oynadığı oyunlar var sonra bir spor saatimiz var evin içinde orada da çok eğleniyoruz çünkü bazen o hareketleri yapmak zor oluyor yoga hareketlerini o gülüyor ben gülüyorum Hı -hı. düşüyoruz kalkıyoruz onun dışında da akşama doğru zaten yemek saatimiz var. Onun dışında akşam seyrettiğimiz birlikte filmlerimiz var. Böyle geçip gidiyor. Tabii sonra cam camdan bakmayı mutlaka ihmal etmiyoruz, keyifle. Bir de şunu çok yapıyoruz, çok iyi geliyor. Bu süreç bitince ne yapacağız gelecekte? Ne yapacağız? Hep bunun hakkında düşünüyoruz. Gelecekte ne yapsak ne iyi olur? Hangi işi yapsak iyi olur? Acaba internet sistemine mi döneceğiz? İnternet online şeyleri de çok seviyor çocuklarımız. Hı hı. Acaba gelecekte bu iş işe yarar mı? Ne üretilebilir? Ne olacak? Bununla ilgili düşünüyoruz. Ee, bazen. Ee, tabii ki sohbetlerimiz arasında böyle iletişimsel böyle atışmalarımız da oluyor. İşte anne babalar şöyle yapmalı. Bence böyle davranmalı. Onun fikrini de alıyorum ben. Bazen onun düşündükleri benim düşündüklerimden daha iyi olabiliyor. <laughs> süpersiniz, süpersiniz. Ben de ondan fikir alıyorum. O da benden fikir alıyor. Harika. Böyle güzel keyifli geçiriyoruz. Tabii ki şu doğru mu? Evet sıkıcı geç, geçiyor bazen bu süre. Çok kolay bir şey değil. Şimdi bunu da kabul etmek lazım. Ama bizim bazen e, hayatın kolay olmadığını da kabul etmemiz lazım. Bazen her şey hayatta istediğimiz gibi olmayacak. Bu sadece bu süreç için geçerli değil. Hayatta her zaman bazen istediğimiz gibi olmayacak ama önemli olan buna çözüm yolu üretmek. İnsan Eğer çözüm yapabilir. yolu üretmeyi ve adaptasyonu iyi öğrenebilirsek bu zaten zekanın göstergesidir. Ne kadar farklı durumlara hızlı bir şekilde adapte olabiliyorsan, ne kadar problem çözme becerin varsa o kadar zekisin demektir bizim çocuklarımızın da ben bu zekaya sahip olduklarına ben çok de öyle inanıyorum. ki bahsettiğiniz sistemle bütün çocuklarımız günlerini planlarsa akşama yorgun olarak bile günü bitirmiş olabilirler evet, belki de. Evet yorgun değil mi? oluyorlar zaten aslında. <laughs> Bayağı dolu dolu bir gün geçmiş oluyor. Hı, -hı. Zaten akşamda çok geç olmadan yatmak gerekiyor. Özellikle e, uyku sistemini korumak çok önemli neydi? Çünkü uyku sistemimiz bozulursa bizi uzun vadede mutsuz ediyor ve verimimizi düşürüyor. Hı -hı. Zaten her alçarda kalkıp sabah saatinde dersimize uyanmamız gerekiyor. O yüzden verimimiz düşmesin diye kendimizi mutlu hissetmek için istedi o saatlerde kalkmamız lazım. Ha, bu arada bir de şey var mesela eski oyuncaklarınız. Hmm. Mesela şu an hijyeni öğrendiğimiz dönem çocuklarımız da hijyeni bilecek. Tabii. Siz de aslında bu süreci iyice öğreniyorsunuz. Ee, mesela oyuncu oyuncak yıkama yapıyoruz biz. Oyuncakları Oyuncakla yıkama, arabaları Harika. yıkama yapıyoruz. <laughs> bu çok keyif alıyorlar bunlar çocuklar aslında böyle bir şeyler de hem gelecek sürece hazırlanmak için neyse suyla oynamayı çok severler doğru bu yaş grubunda benim oğlum da çok seviyor suyla oynanabilecek şeyler yapabilecek şeyler mesela e, icatlar. Çok böyle icatlarla alakalı şeyler var ve bununla ilgili çok güzel oyunlar satılıyor. Bundan ailenizden hani isteyebilirsiniz. Çok değişik böyle e, güneş enerjisinden yapılan yürüyen mekanizmalar falan var. Çok güzel böyle oyunlar var. Bunlarla uğraşın. Böyle ahşaptan yapılabilecek binalar falan var. Mesela bunlarla uğraşmak ve sizin gelecekteki mesleğinize de hazırlık bunlar. Bu icatlar işte ahşaplardan Her gibi şey uygun olarak satıldığını biliyorum. Dolayısıyla evet, evet. temini de çok zor değil aslında. Evet, evet, internetten sipariş verilebiliyor ve bu tarz şeyler Hatta bazen evin içinde bulunan şeylerle de icatlar yapabiliyorsunuz. İlla bunu sipariş vermek gerek yok. Bunları internette çok gösteriyorlar. Böyle suda, suda giden şeyler, yürüyen şeyler, güneş enerjisiyle çalışan şeyleri evdeki eşyalardan üreterek yapılıyor. Hiç yaptınız mı oğlunuzla böyle ee, bir, bir şey? Biz birkaç şey yaptık ama böyle ne yaptık biliyor musunuz? Hani Böyle ne denir onun adı topu atarsınız deliklerden düşürürsünüz hani. Ha Evet öyle oyuncaklar evet, vardır. Evet oyuncaklı biz onu kendimiz yaptık. Ne kadar öyle güzel. Kartonun üzerine delikler açtık hatta puanlar yazdık oraya uzaktaki Oo. deliği atarsan 800 puan <laughs> alttaki deliği atarsan 500 puan böyle bir ona mekanizma yarattık. Yaptığımız zaman böyle belli puanlar alıyorsun karşılıklı oynadık. E mesela eski tip oyunlar da bu zamanda ben de videolardan gördüm isim şehir tarzı oyunlar oynanıyor. Evet. evet. Ne güzel oyundur. Evet evet. monopoli tarzı oyunlar oynayabilirsiniz. Böyle masa oyunları da çok keyifli oluyor çünkü bunlara zamanımız kalmıyordu aslında çok güzel keyifli ailece oynanacak oyunlar var. E, tombala bile oynanabilir. Uno oyunu var, çok güzel scrabble oyunu var. Mesela bunlar hep birlikte oynanacak keyifli oyunlar. Hem online olarak da oynanabiliyor online kadar online olarak da oynanabiliyor. Burayla. Birlikte de oynayabilirsiniz. Bunlar bayağı keyif veriyor insana. Aile içinde de ailenize söyleyin birlikte de oynayın. Kesinlikle bunların şu andaki süreci zenginleştirmek için çok büyük katkıları var ve bu çerçevede dediğiniz gibi çok zor da olsa bu süreç, bu süreci kolaylaştırmak evet. tamamen insanın kendi elinde. Hele yaratıcılığı olan bir ortaokul öğrencisi ise belki bizim burada söylemeyi unuttuğumuz başka konulara Çok giriyor bile girebiliriz. Çok farklı şeyler çünkü bir de o kadar internette gösterilen şeyler var ki. Birçok böyle yapılabilecek şey çıkıyor. Yani bizim aklımıza gelmeyen bile şeyleri e, evin içinde uygulanabiliyor. Bu arada online çok fazla eğitim de var ekstradan. Yani hmm. e, oyun eğitimleri, dil eğitimleri, fazladan farklı şeyler, konserler yani e, çocuklar için de yapılan çok güzel böyle uzay etkinlikleri böyle çok değişik şeyler yapıyorlar. Mesela bir ortaokul öğrencisi bu süreç içinde ben dil öğrenmek istiyorum dese e, bunu kısa sürede başarabilir mi? Ya hem de aslında tam bu süreç onun için yani zaten ortaokul öğrencisi mutlaka bir dil bazı ya da dil altyapısı oluşturuluyor size. Siz bunu böyle daha hızlı konuşabileceğiniz aktiviteler ve online eğitimler var. Karşınızda yabancı konuşan dinlemek, kulağınızın dolgunlaşması hı hı. aslında pratik yapmak için de çok iyi bir zaman. Çok güzel öneriler getirdiniz. Sevgili Esra Hanım sizinle sohbet gerçekten çok güzeldi. Ben ortaokul öğrencilerimizin de heyecanla bütün bu önerileri bir kenara nota aldıklarını düşünüyorum. Ve bu öneriler çerçevesinde hayatlarını sizin ve oğlunuzun yaşadığı gibi aileleriyle güzelleştireceklerini de düşünüyorum. Katkılarınız için size çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Sevgili gençler. Evet, yarının gençleri, bugünün ortaokul öğrencileri. Hayat e, zor gibi görünse de her şekilde kendinize kolaylaştırılabilecek yönleri var ve siz bunu yapacak güçtesiniz. Bu konuda eminim. Şu anda planlarınızı yapmaya başladınız bile. Öyleyse siz onlarla ilgilenin. Tekrar görüşeceğiz.